1919'un 27 Aralık sabahı, güneş Elma Dağı'nın doruğu üzerinden ilk ışıklarını saçarken, Çankaya ve Dikmen yamaçlarına sırtlarını vermiş Ankara bağlarını keskin bir rüzgar yalıyor. Ankara, Tektosakların, Galatların, Doğu Romalıların, Ahilerin, arkalarında diz çöküp hep birlikte selama durduğu sırmalı cepkenli seymenleriyle yeni bir başlangıcı karşılıyor gibi. O erken saatlerde Ankaralıları davul zurna sesleri ayağa kaldırıyor. Tellal Ali Dayı, Mustafa Kemal Paşa geliyor, herkes aşağıya, yüze insin diye gür sesiyle sokakları dolaşarak haberi yayıyor. 30-40 bin kişiyi buluyor karşıcılar, yani karşılayanlar. Sokakları adam almıyordu diye anlatıyor o günü vali vekili Yahya Galip Bey. Köyden, şehirden atlılar, seymenler, mektepliler, memurlar Dikmen sırtlarından inen yola koşuyorlar. Seymen alayını kadınlı erkekli halk takip ediyor. Şeyh ve hocalar, esnaf loncaları, okullar birbiri ardına düşüp Kızıl Yokuş'un kenarına diziliyorlar. Alayın önünde 30 zurna, şamanlarınkine benzeyen kıyafetleriyle 50 davullu koskoca bir milli bando. Bayraktarların önünde baltacılar, üzerlerinde uzun meşin önlükleriyle Şişli Ahmet, Bekçi Hüseyin, Karabiberin Rıfat Ağa. Omuzlarında baltaları, arkalarında tüfekleri ağır, vakur yürüyorlar. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Ankara'ya heyetten önce gelmiş. Gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmış. O da yanında Ankara Vali Vekili Yahya Galip Bey'le Gölbaşı'na kadar gidip gelenleri karşılıyor. Öğleden sonra otomobiller Dikmen sırtlarından ard arda iniyorlar. Birinci otomobilden inen Mustafa Kemal Paşa'nın gözleri doluyor bu muazzam kalabalığı görünce. Bir elinde kalın bir baston, başında bir boz astragan kalpak, üzerinde kamerli boz bir pardüsü selamlıyor karşıcıları, yani karşılayanları. Merhaba efeler! Sağ ol Paşa Hazretleri diye gürlüyor ortalık. Buraya niçin geldiniz? Cevap geliyor. Millet ve memleket uğrunda kanımızı akıtmaya hazır olduğumuzu bildirmeye geldik diye cevaplıyorlar. Seymen alayının başındakilerden Güveçli İbrahim bir elinde bayrak, diğer elinde altın işlemeli bir pala alayın önünde duruyor. Göğsünde de hamayıl şeklinde bir Kur'an-ı Kerim asılı. Mustafa Kemal Paşa Güveçli İbrahim'e yaklaşıyor. Önce hamayılı, sonra bayrağın ucunu öpüp başına koyuyor. Kendisini Ankara'ya davet eden Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı, Müftü Rıfat Börekçi ve tüm erkan da orada, karşılamada. Onları da teker teker selamlıyor. Bu karşılamadan sonra Mustafa Kemal Paşa ve mahiyeti kah otomobille, kah yayan halkla tokalaşa tokalaşa, yaşa, var ol nidaları arasında istasyona doğru yürüyorlar. İşgal kuvvetlerinden iki İngiliz birliğin kuşatma altında tuttuğu istasyon binasının önünden geçiyorlar. O görkemli ve coşkun kalabalığı gören şaşkın İngiliz askerleri gerçek bir ihtilal dalgasının gelmek üzere olduğunu o gün anlıyorlar. Sadece İngilizler değil, Fransız askerleri de Ankara'da o günlerde. Ulus'taki millet bahçesindeki barakalarında merak içinde yüksek duvarın üzerinden bu coşkulu karşılama törenini izliyor Fransız askerleri. Hükümet konağı önlerine geldiklerinde Ankara Lisesi öğrencisi Münir Müeyyet coşkun kalabalığın önünde Mustafa Kemal Paşa'ya onun en sevdiği, ezbere bildiği şiiri okuyor. Tevfik Fikret'in Ferdasını. Yarınlar senin, senin bu devrim, bu yenilik. Her şey senin değil mi ki zaten sen ey gençlik? Ey umudun güzel yüzü, işte karşında aynan. Temiz ve bulutsuz ağran bir gök. Titreyen kucağını açmış bekliyor, koş. Her yıldırımda bir gece bir gölge yıkılır. Bir yükseliş ufka açılır. Yükselir yaşamak, yükselmeyen düşer, ya ilerlemek ya yıkılmak. Yükselmeli, dokunmalı alnın göklere. Doymaz insan denilen kuş yükselmelere. Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş,
atıl, bağır. Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır. O gün Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya gelişini bir tebliğ ile tüm Anadolu'ya duyuruyor. Sivas'tan Kayseri yoluyla Ankara'ya hareket eden temsil heyeti bütün yol boyunca ve Ankara'da büyük milletimizin çok sıcak ve içten gelen vatanseverlik gösterileri arasında bugün şehre geldi. Milletimizin gösterdiği bu birlik ve kararlılık örneği, memleketimizin geleceğine güven konusundaki inançları sarsılmaz bir şekilde güçlendirici niteliktedir. Şimdilik temsil heyetinin merkezi Ankara'dır. Saygılarımızı sunarız. Temsil heyeti adına Mustafa Kemal. O günden sonra bütün vatanseverler Ankara yolunda. Akın akın geliyorlar bu milli mücadele ruhunun bedenlendiği ve şekle büründüğü karargaha. Heyecan, coşku, kararlılık, geleceğe dair inançla ayak basıyorlar Ankara'nın taşına. Basıyorlar basmasını ama birkaç ay geçip de gözlerinin perdesini bürümüş roman tadındaki hamasi mücadele dekoru yavaş yavaş yok olup da Ankara'nın pulları bir bir dökülmeye başlayınca bazılarının tadı kaçıyor. Böyle görkemli bir varoluş savaşının karargahı olacak yerinde o savaşın görkemine yakışır bir şaşaya ihtiyacı yok mudur? Bir milletin kurtuluşuna sahne olacak bir memleketin tozdan, topraktan, kuru ağaç dalından, Bozkır'ın sarı benizli istasyon kasabasından daha başkaca bir kutlu yer olması gerekmez mi? Nasıl yazacak tarih sayfaları bu şehrin destanını? Egemenlik ülküsünün temelinin atıldığı bu fakir Ankara'yı? Hani nerede zengin meyve dalları, debdebeli konaklar, nehirler, sarıçam ormanları? 1920'nin Nisan'ında Yunus Nadi Ankara'ya, Gazi'nin yoluna, onun bayrağı altına girmeye geldiğinde aklında ne var bilinmez ama ilk gördüğünde bu bozkır memleketini pek de beğenmediği belli. Çöle benziyor paşam buralar, diyor Gazi Paşa'ya. O günlerin çok ötesini görebilen usta bir ressam gibi geleceğin başkentini zihninde boyayabilen paşa ise ona öyle görünür Nadi Bey, öyle görünür. Zaten bu büyük işin zevki de işte buradadır. Bu çölden bir hayat çıkarmak, bu dağınıklıktan bir oluşum yaratmak lazımdır. Hem sen ortadaki boşluğa bakma, o millettir, Türk milletidir. Eksik olan şey teşkilattır. İşte şimdi onun üzerindeyiz, diyor. Ve bir bozkır kasabasından bir cumhuriyet başkenti yaratmanın resmini yapıyor. Hoş geldin paşam. İyi ki geldin.